Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal gündülü haberlerimizi görüş onlardan kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yılgun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertiptiki haberlerine huzurunla sunuş kutlayışımız. Kınem siz diktanlar ekranımızda bulsun. Amerika Xitay şirketlerini bihaterlik tehdidi tizimlikige kürgüzdi. Amerika Federasiya Alaqa Komiteti FCC Rusya'nın Kaspersky tecrübehanesi bilen Xitayning telegraf şirketi ve köçme haberleş şirketini Amerika'nın devlet bihaterlikige tehdit buladigan alaqa üskünleri ve mulazimeti tizimlikige kürgüzdi. Amerika Avazı'nın 26 Mart'taki haberde bildirilişçe Amerika Federasiya Alaqa Komitetinin başlıqı Brendan Carr'ın eytişçe Mezkur Xitay şirketlerini ceza tizimlikige kirgizish, Xitay ve Rusya kollagan hakkerlerinin Amerika menfaatiga ziyan yetkizadigan casusluk faaliyetlerinin tehdididen qogdunishga paydliq eken. Ötken yili Amerika Federasiya Alaqa Komiteti 2019 yili maqullangan qanunga asosan Huawei texnik şeklik şirketi, Zhongsheng şirketi, Shenzhen Haininda şirketi, Hangzhou Haikang şirketi ve Zhejiang Dahua texnik şeklik şirketi qatarliq 5 Xitay şirketini devlet bihaterlik tehdidi tizimlikige kirgizgan edi. Kaspersky tecrübehanesi bu tizimlikke kirgen tunji Rusya şirketi bulup kalgan. Amerika emeldarları uzundun biyan Kaspersky yumuşak detalini işletken de Amerika torunun Moskova'dan kelgen yaman garazlik faaliyetlerge ekibitildiganlıqını bu sebeplik 2017 yılı Amerika Federasiya Alaqa Komitetinin Kaspersky'nin bayraktar virusxor mahsulatlarını çekligenlikini oturgu koygan. Merkezi Moskova'da duruşluk Kaspersky izgil türde özünün Rusya hükümetinin kuralı ikkallikini red kılıp kelgen. Xitayning Washington'daki baş elçihanesi aldıngı cüme bu axtı inkas bildirip, Amerika Federasiya Alaqa Komiteti paket asası yok ahval astıda devlet hukukunu yeni bir qatim suistimal kılıp, Xitay telegraf şirketlerine hücum kıldı. Amerika Xitay şirketlerine nahaq zarib biriş kılmışını derhal toxtışı kerek tepkar salgan. Xitay elçihanesi yana Xitay tarafının zörür tedbirlerini kullanıp, Xitay şirketlerinin hukuk menfaatini qogdaydiganlıqını bildirgen. Ama mezkur Xitay şirketleri bu meselege hiç qandaq inkas bildirmegen. Xitay Şarkı Türkistan'da ayollarının hukukuğu kapadetlik kılganlıqını dava kıldı. Şarkı Türkistan meselesi de xalqara cemiyetinin qattı qarşılıqıgı duç kilip, osal ahvalıqı kalgan Xitay, Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengişinin 49. nöbetlik yığınıda Şarkı Türkistan'daki ayollarını bastırış cinayetini yeni bir qetim inkar kıldı. Xitay Teşviqat Organı Şinhua Agenetliğinin haberde bildirilişe, BDT Kişilik Hukuk Kengişi 49. nöbetlik yığınının atılmış Şinjan'daki ayollarının hukuk menfaatige kapaletlik kılıştaki muvaffakiyetler namlı koşumcu yığını 24. Mart Şi'ende eşilgan. Xitay yığında bir türküm yollanma mütexassislerinin atılmış dokulatları arqalıq Şarkı Türkistan'da icra kılıvatkan ayarlarını mecburi tuğmas kılış, ceza lagiri ve türmelerge kamap xorlaş, ailelerini parkilaş qatarlıq, vekşiyani cinayetlerini inkar kılıp, halkaranı aldaşkı urunğan. Yığınğa Xitayının bir kısım üniversitelerden kelgen atalmış mütexassisler, korçak emeldarlardan atalmış Şinjan Üniversitesi'nin muavin müderi Zulhayat İsmail, atalmış Şinjan Maliye İqtisat Üniversitesi Medeniyet ve Taratqu İnstitutu'nun lektori Dana Bavurcan qatarlıqlar qatnaşkandan sırt, Şarkı Türkistan'dan yığınğa elip berilgan ayollar qatnaştırılgan. Yığında Zulhayat İsmail her millet ayollarının türlük kanunluk hukuk menfaati ünümlü qoğdaldı. Şinjan'daki kişilik hukuk işleri toluq terakki kıldı dep bildirilgan. Dana Bavurcanmı söz kılıp Şinjan'daki asallıq millet ayollarının maaripni qubul kılış hukuk menfaati kapaletke igi boldı dep çalvaqıgan. Yıkınkı yıllardan beri Xitay rejiminin Şarkı Türkistan halkını er ayal çoğun küçük demesinden ceza lagiri ve türmelerge solap, her hıl vasıtları bilen irki kırgınçılık yürgüzü vatkallıqı, cümleden ayallarını mecburi tuğmas kılış, sürgün kılış, mecburi emgekki seliş cinayetleri halkaralık ahbarat vasıtları da köplep haber kılınmaqta. Hem de mütexassislerinin bu axtiki dokulatları ceza lagirden kutulup çıkan şahitlerinin bergen güvahlıkları, Xitay teşviqatlarının yalgan işkallikini, Xitayning xalqara cemiyetinin közünü boyavatqanlıqını ispatlap kelmekte. Cümleden Xitay teşviqat organı Tengritağ Toru'nun haberde bildirilişçe, bu yıl 15. fevral Şarkı Türkistan'da Adem Küşü Baylıqı ve İctimai Kapalet Hizmeti yığını eşilgan bulup, yığında oturgu koyulgan mezmunlarga asaslanğanda Xitay rejimi 2022 yılı atılmış yazılardaki emgek küşlerini yötkep işgı uğurlaştırış bahanesi bilen Şarkı Türkistan'daki 2 milyon 750 min kişinin başka yurtlarına sürgün kılışını planlagan.
Xitay rejimi Sharqi Turkiston xalqini sistemalik va keng ko'lamlik tutqun qilib, jazo lageri yoki turmalarga qamagandan boshqa, yuqorqi yig'inda da'vo qilganining dal aksicha ayollarning barliq insoniy huquqlarini dafsanda qilmoqda. Gerçi Xitay rejimi bu jinoyatlarni izchil inkor qilib kelgan bo'lsa-mu, qatmoqat tekshirishlardan o'tib tarqilayotgan cheklik sinlar va Xitay axborot organlarining xabarlari shundoqli guvohchilarning bergan isbotlari Xitayning ko'z bo'yamchiligini fosh qilmoqda. Xitay neft ximiya guruhi Rossiya bilan bo'lgan turlarni vaqtincha to'xtatdi. Rossiya Ukrainaga tajovuz qilganligi sababidan borgan sir qattiq jazoga duch kelayotgan bir paytda bir qism Xitay shirkatlari Xitay rejimining ogohlantirishiga asosan Rossiya bilan bo'lgan savdo aloqasini qaytadan ko'zdan kechirishga boshlagan. Reuters agentligining 25 martdagi xabarida bildirilishicha, Osiyodagi eng cho'ng neft shirkati bo'lgan Xitay neft ximiya guruhi Rossiyadagi tabiiy gaz ximiya sanoati zavodiga salgan 500 million dollarlik mablag'ini shundoqli Rossiya tabiiy gazining Xitoydagi sotish turini to'xtatgan. Xitoy Rossiyaga qaratilgan jazoga qarishtirganligini ko'p qatim o'ttirg'i qo'ygan bo'lib, Rossiya bilan bo'lgan normal iqtisodiy va savdo aloqasini saqlaydiganligini ta'kidlagan. Hamda Moskvaning Ukrainadagi tajovuzchilik harakatini ayiblashni rad qilib kelgan. Ammo perde orqasida Xitoy shirkatlarini Rossiyaga mablag' selishda ehtiyotkor bo'lishga chaqirgan. Egilnishcha Rossiya Xitoyni 2-chi cho'ng neft bilan ta'minlaguchi, shundoqli 3-chi cho'ng tabiiy gaz bilan ta'minlaguchi davlat ekan. Bu haqdagi fikrlardan xabardor manbalarning aytishicha Rossiya bir oy ilgari Ukrainaga besib kirgandan buyon Xitoy iqtidorchiligidagi Xitoy neft tabiiy gaz guruhi va Xitoy dengiz okean neft shirkati Rossiyadagi tijoratiga qaratgan jazoda necha milliard dollarlik mablag'ning ta'siriga uchrganligini baholab chiqqan. Reuters agentligi Xitoy neft shirkati ijroiya amaldorining so'zini naql keltirib, bu qatimqi krizisda shirkatlar Beijingning diplomatiya siyosatiga qattiq amal qiladi. Yangi mablag' selish masalasida shirkatlarning hech qanday erkinligi yo'q degan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy tashqi ishlar ministrligi bu oyda 3 energiya shirkatining amaldorlarini chaqirtib, ularning Rossiya sheriklari bilan bo'lgan savdo munosabati va yerlik tijorat ahvolini baholagan. Ularning birining aytishicha, tashqi ishlar ministrligi ularni Rossiyaning mol-mulklarini sotib olishda oldirmaslikni talab qilgan. Bu shirkatlar Rossiyaga munosabatli ishlarda xizmat guruhi tashkillangan bo'lib, savdo qalaymaqonchiligi hamda jazoga jiddiy taqobil turish planini tuzgan. Bu uchurni oshkorlagan manbalar bu ishning sezgirligi sababidan o'zlarining ismini oshkorlamaslikni talab qilgan. Tashqi ishlar ministrligi bu haqda hech qanday ifoda bildirmagan. Xitoyda tushib ketgan aeroplandagi hammaylarning o'lganligi jazmlashtirildi. 21 mart Xitoyda tushib ketgan yo'lovchilar aeroplandagi 132 kishining hammasining o'lganligi jazmlashtirildi. Turkiya ovozi radiosining bu haqdagi xabarida bildirilishicha, aeroplan tushib ketgan Vuju shahriga qarashliq Tong noyisida qurilgan izlash qutqizish qo'mondonlik markazining bayonotida 123 yo'lovchi va 9 aeroplan xodimining hammasining o'lganligi jazmlashtirilgan. Shuning bilan birga aeroplanning qora qutisining o'rnini belgilaydigan elektronlik signal uskunasining tepilganligi, qora qutining 2-chi parchasining texicha tepilmaganligi bildirilgan. Kunmingdan Guangzhouga uchgan Sharqi Xitoy Avasiya shirkatiga tabi 5735 nomorliq navbatchi aeroplan 21 martda Guangxining Vuju shahriga qarashliq Tong noyisi yesidagi bir o'rmonlik rayonga tushib ketgan edi. BDT Ukraina-Rossiya urushiga munosabatlik ma'lumotlarni e'lon qildi. BDT musafirlar oliy komiteti Ukrainadagi musafirlar krizisiga munosabatlik manbalardan olingan ma'lumotlarni e'lon qildi. BDT bu haqdagi bayonotida Ukraina-Rossiya urushida Ukrainada eng oz deganda 1119 fuqaroning hayotidan ayrilganligini, 1790 kishining yaralanganligini, 3,821,000 musafirning qo'shni davlatlarda panohlanganligini panohlanguvchilarning Polshada eng ko'p ekanligini bildirdi. BDTga qarashli xalqaro ko'chmanlar tashkiloti Ukrainada 6,5 million fuqaroning yurt makonlaridan ayrilganligini, buning bilan qo'shni davlatlarga o'tgan musafirlarni qo'shganda yurt makonlaridan ayrilgan ukrainaliklar sonining jami 10 millionga yetganligini bildirgan. Bayonotda hayotidan ayrilganlar va yaralanganlar sonining aniqlangan sonliq ma'lumotlardan texamo ko'p ekanligi ta'kidlangan. Biden Putinni qassob deb sifatladi. Amerika prezidenti Joe Biden Rossiya prezidenti Vladimir Putinga qarata u bir qassob degan so'zni ishlatdi.
Türkiye Avaz Radyosu'nun haberde bildirilişçe, Biden, Polşa'nın paytaxtı Varşava'da Ukraynalıq panahlanğıçılar lagırını ziyaret kılıp, kısqı mezgil ilgiri uruştun panahlıq izdep gelgen ayallar ve ballar bilen paranlaşkan ve bu jarayanda Putin'ni u bir qassap dep tərifligen. Biden, 2. Dünya Uruşu mezgilde iğir buzgunculukka uçurgan muhim simvolluq yerlerinin biri bolgan Xan Cemaati Qal'asının aldıdı nutuk sözligen. Ve Putin'nin Ukrayna'yı tecavüz kılışının netçi 10 yıl devamlaşıdığan uruş tehdidini payda kılgallıqını tähkidligen. Aksaray Biden'nin Putin hakkıdaki bu adam hakimiyette turmaslıqı kerek digen sözüge izahat berip, bunun kandaktur Rusya'da hakimiyetini özgertiş çağırıqa emestikini bildirgen. Bayanatta prezidentin demekçi bolganı Putin'nin koşunlarına yakir rayonga özünün küçünü körüstişige yol kuyulmaslıq idi. Putin'nin Rusya'daki siyasi küçü yakı hakimiyetinin özgürüşü doğrusu söz kılmadığı deyilgen. Rusya parlamentinin Tövən Palatası reisi Vyacheslav Volodin yazın bayanatı da Amerika puraları prezidentinin numus kılışı gerek. Belkim Biden kesel buluşu mümkün. Davalansı yakşı bolğudak digerlerini bildirgen. 500 mingi yakın Suriyelik panahlanğıcı Suriye'ye kaydı. Türkiye İçki İşler Ministerliği Köçmenler İdarisi Başlığı Savaş Ünlü Türkiye'deki 500 mingi yakın Suriyelik panahlanğıcının öz ihtiyarlığı bilen Suriye'ye kayıtkallıkını etti. Türkiye Avazı Radyosu'nun haberde bildirilişçe İçki İşler Ministerliği Köçmenler İdarisi Başlığı Savaş Ünlü Katar'ın paytaxtı da ötküzülgen 2022 yıllık Doha Münbiri yığındı nutuk sözlügen. O, Rusya Suriye'de uruşka arlaştın ilgiri Türkiye bevastı Suriye'ye arlaşıp panahlanğıçlar krizisinin aldığını alalmaz mı diye digen sualga cevap verip, Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın her bir pürsette Suriye'de bihater rayon berpa kılış kerektikini oturgu koygallıqını, likin aynı çağdaki dünyanın bunu kollumağallıqını eskertip, Türkiye öz imkaniyetlerine tayinip Suriye'nin şimalıda bu bihater rayonunu kurdu. Ve bu kurulgan bihater rayonga 500 mingi yakın Suriyelik panahlanğıçı öz ihtiyarlığı bilen kayıtıp geldi diyen. Savaş ünlü yana Türkiye'nin vakitlik koğdaş salahiyetige ige 3 milyon 700 mingi Suriyelik panahlanğıçıga sahip kalıq kılıvatkallıqını Türkiye'de dünyanın okşamağan devletlerden gelgen 300 mingi yakın şartlik panahlanğıçı barlıqını etkan. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kalıp bugün haberimiz müşahede ahırlaştı. Etki haberimizi görüşürüz, sizlerine Cenab-ı Allah'a tapşırmız. Şuna kalıp programı ahırda ekran arkasındaki varlık hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.